Selamlar herkese. Podcast adına içimden geçenlerin 5. bölümüyle birlikteyiz. Bu seferki konumuz yaklaşık 1-2 hafta önce duyurulan Pokemon Legends ZA oyununda hangi başlangıç Pokemonları bizi karşılayabilir? Hangilerinin olma olasılığı daha yüksek? Bunu tartışacağız. Oyun taze duyuruldu ve 2025 yılında çıkacak bu oyun. Şu an için oyunla ilgili elimizde sadece Paris temelli olan Kalos bölgesinde geçeceği, daha doğrusu Lumios şehrinde geçeceği bilgisi var. Mega Evrim Pokemonların geri döneceği bilgisi var. Onun dışında gündemde şu an fazla bir şey yok. Ve belli ki yapımcı Game Freak bu sefer oyun yapma işini biraz ağırdan alacak. Bu durumda biz de kendi gündemimizi kendimiz yaratıyoruz. Daha önce Pokemon Legends ZA'da beklediğim ya da olmasını istediğim Mega Evrimler hakkında konuşmuştuk. Bu sefer başlangıç Pokemonlar hakkında konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, şimdi şöyle bir tablo yaptım. Başlangıç Pokemon'ları ve nesillerini gösteren açık bir tablo hazırladım. 1. nesilden 9. nesile kadar başlangıç Pokemon'ları karşımızda, bitki Pokemon'ları, su Pokemon'ları ve ateş Pokemon'ları olarak tablomuz bizi karşılıyor. Burada Pokemon Legends ZA'da olması beklenen Pokemon'ları değerlendirirken daha önceki Legends oyununu ve buradaki Pokemon'lardan daha önceki oyunlarda çeşitli gimmickler, mekanikler kazanmış Pokemon'ları düşüneceğiz. Bunlar neler olabilir? Mega Evrim olabilir. Z-Move. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama Z-Move olabilir ve Gigantamax formu sahip olmuş olan Pokemon'ları özellikle ele almamız gerekecek. Neden? Çünküsü şöyle. Daha önce bu Pokemon'lardan yani burada eğer bir başlangıç triyası oluşturulacaksa daha önceki oyunlarda herhangi bir özellik verilmemiş, biraz üvey evlat kalmış Pokemon'ların ön plana çıkması gerekmekte. Şimdi ilk olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir önceki Pokemon Legends Arceus oyununda ne yaptılar? Bu şu anki tabloda gördüğümüz Pokemonlar arasından bir karma yaptılar. Kimleri seçtiler? Bitki Pokemon olarak 7. nesilden Rowlet vardı. Su Pokemon olarak 5. nesilden Oshawott. Ateş Pokemon olarak da bizi karşılayan Pokemon, başlangıç Pokemon'u Cyndaquil oldu. Bu durumda ilk olarak bu Pokemon'ları elememiz gerekiyor. Çünkü bir önceki Pokemon oyununda zaten bunlar bulunmuştu. Pokemon Legends oyununda bunlar bulunmuştu. Evet, bir önceki Pokemon Legends Arceus oyununu değerlendirerek bu 3 Pokemon'un bir daha başlangıç Pokemon'u olmayacağını düşünebiliriz. Ayrıca bu Pokemon'ların son hallerini Pokemon Legends Arceus Sinnoh'un 150 yıl öncesini anlatıyordu ve Sinnoh eskiden Hisui olarak adlandırılıyordu ve bu Pokemon'ların son hallerinin Hisuian formu ortaya çıkmıştı. Rowlet'in son hali Decidueye, Oshawott'un son hali Samurott ve Cyndaquil'in son hali Typhlosion Hisuian formlarını almışlardı. Özellikle Typhlosion'un Hisuian formu hayalet ateş türünde çok başarılı bir tasarımdı. Bu Pokemon'ların bir sonraki Legends oyununda Legends ZA'da başlangıç Pokemon olmayacağını düşünebiliriz bu şekilde. Hisuian form mantığından yola çıkarsak şunu konuşabiliriz, şunu söyleyebiliriz. Trailer'da Mega Evrimlerin geri döneceğini bahsetmişlerdi. Oyun Kalos bölgesinin geçmişini mi anlatır, geleceğini mi anlatır veya şimdiki halini mi anlatır? Bu konuda çok bir tahminimiz yok. Fakat bana göre bu sefer Hisuian form yani bir bölgesel formdan ziyade başlangıç Pokemon'larını yani seçilen başlangıç Pokemon'larının yeni Mega Evrim son hallerini yeni Mega Evrim alabileceğini düşünüyorum. Bu mantıktan yola çıkarsak Mega Evrim'i zaten bulunan başlangıç Pokemon'ların son hallerinin Mega Evrim'i zaten bulunan Pokemon'ları eleyebiliriz diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarsak ilk olarak Balpazar elenebilir. Çünkü kendisinin hem Mega Evrim'i var zaten hem de Gigantamax formu da var Venusaur'ı. Bu yüzden Balbazar'ın son halinin yani Venusaur'ın herhangi bir şey almasını yani gerek olmadığını düşünüyorum. Tekrar önümüze sunulacağını düşünmüyorum. Aynı şey Squirtle ve Charmander için de geçerli. Bu Pokemon'ların da son hallerinin yani Squirtle ve Charmander'ın da son hallerinin Blastoise ve Charizard'ın hem Mega Evrimleri var hem de Gigantamax formları da var. Bu Pokemon'lara da tekrar bir şey verileceğini düşünmüyorum. Yani bu yüzden tekrar bunlardan birini başlangıç Pokemon olarak ZA'da karşımıza çıkacağını düşünmüyorum. Fakat burada bir istisna olarak Charmander'ın son hali Charizard çok fazla popüler bir Pokemon ve Game Freak bunun ekmeğini yemeyi çok seviyor. Zaten Charizard'ın hem X hem Y Mega Evrimleri bulunmakta. Belki buradan bir ekmek çıkartmak için tekrar bir Mega Evrim yapabilirler ama yani Charizard Z Mega Evrimi yapabilirler. Fakat Charmander'ın başlangıç Pokemon olarak oyunda bulunacağını düşünmüyorum. Bu mantığı devam ettirmeye çalışalım ve Mega Evrimi olan Omega Ruby Alpha Sapphire ile 3.
nesil Pokemon'lar Trico, Mudkip ve Torchic'in son halleri olan Sceptile, Swampert ve Blaziken'in zaten Mega evrimleri bulunmaktaydı. Bunlardan birini de tekrar başlangıç Pokemon olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum. Üçünün son halinde şu an Mega evrimleri bulunmakta. Bir diğer yorumum ise oyun zaten Kalos bölgesine geçecekken altı Pokemon'larının başlangıç Pokemon olarak bize verileceğini düşünmüyorum. Doğada kesinlikle bulunacağını düşünüyorum. Hatta üçünün de Mega evrimi olabilir diye düşünüyorum son hallerinin. Chespin, Froakie ve Fennekin'in son hallerinin, yani Chestnut, Greninja ve Delphox'un son hallerinin Mega evrim alabileceğini düşünüyorum. Fakat bu Pokemon'ların bize başlangıç Pokemon olarak Kalos'ta sunulacağını düşünmüyorum. Bir önceki Legends Arceus oyununa baz alarak söylüyorum bunu tabi. Bu yüzden ben bu 3 Pokemon'u da yine elendiğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi yani bunlar doğada kesinlikle bulunacaktır ve bence yani yakışır diye düşünüyorum. Son hallerinin 3'ünün de Mega evrim alabileceğini düşünüyorum. Greninja'nın gerçi Battle Bond yeteneği var. Eş Greninja'ya geçebiliyor fakat Greninja da neredeyse Charizard kadar. Hatta XY döneminde Charizard'dan daha fazla popüler bir Pokemon'du. Onun da yine fan servis olarak Game Freak ekmeğini yemek isteyecektir diye düşünüyorum. Kalan Pokemon'lara şimdi farklı açılardan yaklaşmaya çalışalım. Gen 9 yani 9. nesil Pokemon'lar şu an çok tazeler. Yani neredeyse 1-1.5 yıldır kendilerini tanıyoruz. Hemen üçünden birinin bir Legends oyununda başlangıç Pokemon olarak verileceği fikri biraz uzak geliyor bana. Bu yüzden ben üçünden yani üçünün de olacağını düşünmüyorum. Zaten bir önceki oyunda yani Pokemon Scarlet Violet'ti. Zaten bu 3 Pokemon'dan birini başlangıç Pokemon olarak seçmişiz. Bir daha yani sıradaki oyunda Legends ZA'da bunlardan birinin başlangıç Pokemon olarak vereceğini çok düşünmüyorum. Bu yüzden ben 3'ünü de eliyorum. Evet, kalan Pokemon sayısını bayağı bir azalttık diye düşünüyorum şimdi. Evet, bitki Pokemon olarak Chikorita, Turtwig, Snivy ve Grookey kaldı. Su Pokemon olarak Totodile, Piplup, Popplio ve Sobble kaldı. Ateş Pokemon olarak Chimchar, Tepig, Litten ve Scorbunny kaldı bu durumda. Şimdi buradan bir kombinasyon yapmak gerekecek. Yani daha fazla elenebilir mi? Ney elenebilir? Yani son hallerini düşünelim. Şöyle olabilir. Gen 8'de birazcık Gigantamax formları var. Grookey'in, Sobble'ın ve Scorbunny'nin son hallerinin. Yani bunlara bir şey verilmiş zamanında. Bir özellik verilmiş. Bir özellik verilmiş bunlara fakat başlangıç Pokemon olarak yani bunlardan bir tanesini koyarlar mı? Zor diye düşünüyorum ya. Yine bu 3 Pokemon'u da eliyorum çünkü zamanında bunlara Gigantamax formu verilmiş. Yani bir şey verilmiş zamanında. Evet, bu 3 Pokemon'u da 8. nesildeki 3 Pokemon'u da eliyorum. Ama yine de şunu söyleyeyim. 9'a kıyaslı hani 3'ünden birinin başlangıç Pokemon olarak bize sunulma olasılığı daha yüksek. Şimdi eliminasyon için evet bayağı bir azalttık durumu. Burada son olarak Popplio ve Litten'ın son hallerinin Z-Move'ları var. Çok kayda değer mi? Emin değilim. Hani Z-Move'ların olması, yani bu Pokemon'ların kendilerine has Z-Move'ları vardı. Bunun onların elenmesine gider mi? Çok emin değilim. Burada Litten'ın başlangıç Pokemon olamayacağını düşünüyorum. Çünkü buna hani başlangıç Pokemon'larına özel bir şey yapacaklarsa ki bu Mega Evrim olacağını söylüyoruz. Litten'ın son hali Incineroar'a Mega Evrim verirlerse çok fazla güçlü olacak diye düşünüyorum. Çünkü Incineroar yani tanıtıldığı 7. nesilden bu yana rekabetçi oyunlarda, Pokemon rekabetçi oyunlarda yani gerçekten metada en çok kullanılan hep top 5 Pokemon'lardan biri oluyor. Yani bir daha Mega Evrim verilirse aşırı derecede güçlü olacak. Yani Litten'ı bu aşamada eliyorum. Evet, güzel bir eliminasyon oldu ve galiba evet yeterli diye düşünüyorum. Popplio'yu kalsın şimdilik. Şimdi buradan çıkartacağımız sonuçlar neler? Şimdi bu zamana kadar hiçbir şey verilmemiş Pokemon'lar kaldı. Ne kaldı elimize? Bitki olarak Chikorita, Turtwig ve Snivy kaldı. Şöyle bir düşünelim. Bu üçüne de gerçekten hiçbir şey bu zamana kadar son hallerine hiçbir şey verilmedi. Yine su Pokemon'larından Totodile, Piplup ve Popplio kaldı. Popplio'nun son halinin Z-Move var dedik. Yani has bir Z-Move var dedik. Fakat olabilir. Ateş Pokemon'larında da Chimchar ve Tepig kalıyor. Buradan geriye kalan Pokemon'lardan yani daha fazla eliminasyon yapabileceğimizi düşünmüyorum. Yani bu Pokemon'lardan artık birilerinin yani üçlü kombinasyon olarak bitki, su ve ateş olarak başlangıç Pokemon olarak bize karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. En yüksek olasılıkları düşünelim. Chikorita'nın son hali Meganium. Yani Johto'da kendi oyununu bile oynarken çok fazla tercih edilmeyen bir Pokemon. Çünkü çok fazla dezavantajlı olarak başlıyor Meganium oyuna. Yani üçü arasından Chikorita, Turtwig ve Snivy arasından yani
bir başlangıç Pokemon'u verilecekse Chikorita'yı çok yüksek ihtimal görüyorum. Son halinin yani mega alarak daha da güçlendirileceğini düşünüyorum. Buradan Chikorita'yı alırsak Totodile otomatik olarak elenecek. Yani bir bölgeden iki tane başlangıç Pokemon'u vermezler diye düşünüyorum. Buradan da yani bir kombinasyon yaparsak Chikorita, Piplup'a gidiyoruz. Popplio'ya kıyasla Piplup'un daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. Chimchar ve Tepig ikilisinden ya ikisi de çok yüksek ihtimal. Chimchar'ın son hali Infernape çok favori bir Pokemon. Sevilen bir Pokemon. Tepig'in son hali Embuar ise gerçekten kötü bir tasarım. Yani çok beğenilmeyen bir Pokemon. Hani bu kötü tasarımı düzeltme amacıyla bir Mega Evrim verilerek düzeltme amacıyla başlangıç Pokemon olarak önümüze sunabilirler. Yani Chikorita, Piplup, Tepig olabilir. Turtwig ve Snivy eşit seviyede görüyorum. Yine bu ikisinden biri Totodile ve Chimchar ve Tepig'den ikisinin biri olabilir. Burada Popplio'yu elemedim ama yani dediğim gibi çok az ihtimal veriyorum. Popplio'da bir aşamada olabilir belki. Yani şu kalan Pokemonlar arasında gerçekten son halleri kesinlikle Mega Evrimleri hak eden Pokemonlar. Bir buff isteyen ya da bir görünüş olarak düzeltme isteyen Pokemonlar. Yani son olarak şunu söyleyebiliriz. Benim tahminim Legends ZA'da gelecek başlangıç Pokemon'ları bitki olarak ya Chikorita, ya Turtwig, ya Snivy diyorum. Su Pokemon olarak ya Totodile, ya Piplup, ya da Popplio diyorum. Ateş Pokemon olarak da ya Chimchar, ya da Tepig diyorum. Başlangıç Pokemon olarak bize verilebilecek 3 Pokemon olarak bunları düşünüyorum. Hadi bir tane de tahmin yapalım. Bakalım tutacak mı? Benim tahminim Pokemon Legends ZA'da başlangıç Pokemon'ları Chikorita, Piplup. Yani gönül aslında Chimchar'ı istiyor ama Piplup olursa Tepig olacak gibi geliyor. Çünkü son hali hoş bir Pokemon değil. Embuar görünüş olarak pek iyi değil. Onu düzeltmek isteyebilirler. Yani Chikorita, Piplup ve Tepig bence Pokemon Legends ZA'da başlangıç Pokemon'larımız olacak. Tabii farklı kombinasyonlarda olabilir. Snivy, Totodile, Chimchar gibi bir şey de olabilir. Veya bu elediklerimizden Game Freak bizi şaşırtır. Bambaşka bir şeyler de yapabilirler. Evet, Pokemon Legends ZA'da başlangıç Pokemon'ları hangileri olabilir? Bunları konuştum. Bunları kendi kendime tartıştım. İçimden geçenlerin 5. bölümünü bu şekilde sonlandırıyoruz. Yorumlar kısmında sizler Pokemon Legends ZA'da başlangıç Pokemon'ları olarak hangilerini görebiliriz? Bunları değerlendirmeyi unutmayın. O zaman şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.